Tamam efendim, bakın bu da bir yaldatmaca. Genetik, moleküler biyoloji, biyokimya bize Allah'ın kusursuz yaratma sanatını ortaya koyuyor. Bugün zaten detaylara inildikçe ihtişam, yaratılıştaki ihtişam daha da artıyor. Darwin zamanında genetik bilinmiyordu. Dolayısıyla böyle saçma sapan iddialarla ortaya çıktı. Hücrenin su dolu bir baloncuk olduğunu iddia etti ve buna insanları inandırdı. Oysa bugün biz genetikten gelen bilgilerle, biyokimyayla, moleküler biyolojiyle, paleontoloji karşılaştırma anatomiden gelen bilgilerle Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlıyor.